Herkese selamun aleyküm. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden sipariş geliyor, inek siparişi. Biz de burada Hakan Bey ile, veteriner hekimimiz Hakan Bey ile seçiyoruz. Bugün 4-5 tane inek seçeceğiz. Sakarya, Kocaeli tarafına gönderim yapacağız arkadaşlar. Maşallah şu güzelliğe baksanıza ya. Bu ikinci laktasyondur tahminim. Bir değildir de ikidir o. Hepsi çok güzel ya. Maşallahları var. Sürekli fiyat soruyorsunuz. Burada bütçenize uygun inekler var arkadaşlar. Telefon numaramızı şuraya bırakıyorum. Instagram adresimizi, telefon numaramızı. Bizlere ulaşın. Nakliye hizmetimiz var. 1000 kilometreyi geçmemek şartıyla nakliyeye de yardımcı oluruz. Eğer uzaktaysanız ya buradan araç tutuyoruz, nakliyeyi karşılıyorsunuz ya da kendi nakliyenize gelip alabilirsiniz. Daha çok doğu taraflarından talep oluyor, arıyorlar. Maşallah. Daha çok doğu taraflarından talep oluyor. Ya gelip buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Seçebilirsiniz istediğinizi. Hangisi gözünüze geliyorsa ineklerin alabilirsiniz. Maşallah hepsi çok güzel. Bol sütlüler. Şu anda sağıma gidiyorlar galiba. Hayvanlar memelerini taşıyamıyor yani. Amerikan genetiğidir bunlar. Şöyle kulağında metal, demir küpesi olanlar 2 yıl önce Amerika'dan gemiyle gelen inekler. Diğerleri de onların yavruları işte. Bütçesi yetişmeyen, bakın bunların hepsi genetik olarak çok iyi hayvanlar. Şu hayvan niye gitmiyor? Bakın bu birinci laktasyon mesela, çok güzel, kitap gibi hayvan. Görüyor musunuz şuna? İlk doğumunu yapmış. Belki gebelir ikiye. Şuraya bak. Maşallah. Meme yatağı dediğin bu olacak abi. Kızım sana dokunabilir miyim? Sana dokunabilir miyim kızım? Hemen çekelim. Bunların memeleri hep ilaçlıdır. Meme sağlam. Aman aman kızım. Neyse tamam, dokunmuyorum. Dur bakayım, seni kurtarayım buradan. Git bakalım sağa. Hadi. Hadi git sağdır kendini. Baksanıza maşallah ya. Maşallah. Günde 3 sağım yapılıyor burası. İnekleri 3 defa sağıyorlar. Yüksek süt verimi oldukları için 2 sağım bunları kurtarmaz arkadaşlar. Hep mastit olur bu hayvanlar. Bir doğurum, bir buzağısını yapmış. İneğin altında bile kocaman meme var. Onun ikinci laktasyonunu, üçüncü laktasyonunu düşünemiyorum. Neyse, konumuza geri dönelim. Böyle ev için, kendi evinin ihtiyacı için inek almak isteyen arkadaşlar var. Bakın burada 3 memeli, yani bir memesi mastit geçirmiş, 3 memesinden süt gelen hayvanların süt miktarı bile 27-30 litre arkadaşlar. Belki siz 2 ineğinizden alamıyorsunuz o miktarları. Şurada defterim vardı, onu almam lazım. Şimdi sağıma giderken şey yapılıyor, sıyırıcı çalışıyor. Yani buradaki 3 memelinin verdiği sütü belki kendi ineğinizden bile alamıyorsunuz. Şurada defterimi alayım. Burada liste var, inek isteyenlerin listesi. 3 memeli inek de seçeceğiz Hakan Bey ile birlikte. Genelde bakın, kesin bir şey söylemiyoruz. Genelde %80 oranında zaten doğumdan sonra kör meme açılıyor. Ben bütçem yok işte, inek alacağım kendi evimin ihtiyacı gibi ama aldığım inek böyle safkan bir inek olsun diyor diyenler varsa 3 memeli alsınlar, fiyatları uygun. Karnından doğan kuyruklu ve 4 memeli doğuyor yani, bu mantıkla. Ve elinize ta Amerikalardan
Bakın o topallıyor mesela. Onlara demiyorum. Ta Amerikalardan gelmiş inek geçirmiş olacaksınız ve ondan türetebileceksiniz uygun fiyata. Hadi diyorsanız ben 4 memeli alacağım. Amenna. Bakın şuraya kitap gibi hayvan. Kitap gibi hayvan işte. Görüyor musunuz? Şu birinci laktasyon çok belli yani. Birinci doğumunu yapmış. İkinci laktasyondur muhtemelen. Memeleri görüyorsunuz. Aha. Damarları çıkmış. Sağıma gidiyor hayvanlar ki bunlar gece 2'de sağaldı. Gece 2'de sağaldı. Şu hayvan mesela kasaba gidecek. Nereden baksan belki 30-35 litre sütü var şu hayvanın. Ama meme yatağı bozulmuş ve topallıyor. O kasaba gidecek. Onları önermiyorum size. Meme yapısı yüzünden topallaması geçecek. Sürekli tedavi ediliyor. Burada 3000 tane hayvan var. Şuraya bak. Maşallah maşallah. Yani kimisine pahalı geliyor. Bakın arkadaşlar. Bu ineklerin fiyatı 80 bin lira. Eğer almak isteyen varsa uygun hayvan. Benim aldığım Danimarkaların gebe Danimarkalar 72 bin lira. Ben satıyorum. Ben satıp bunlardan alacağım. Vatandaş arıyor diyor ya 80 bin lira inek olur mu? Ben de diyorum tamam 72 bin lirayı gebe diyor var. Onlar da ithal. Onlardan alın. O da olmuyor. Arayan 50 bin liraya inek arıyor. Var mı diyor 50-55 bin liraya. Yani bunları değerini bilen. Genelde Trabzon'a gidiyor bu inekler. Trabzon'da Jersey ağırlık olduğu için Trabzon Karadeniz halkı bunların nasıl inek olduklarını çok iyi biliyor. Ve çatır çatır sipariş geliyor Karadeniz bölgesinden. Fiyatları da böyle arkadaşlar. Fiyatları biz belirlemiyoruz. Şimdi bu vatandaş bunları gitmiş ta Amerikalardan seçmiş, tıra koymuş. Seçmiş, karantinaya koymuş. Karantinadan tıra bindirmiş, limana getirmiş, limandan gemiye bindirmiş. Gemide 22 gün, 23 gün yolculuk yapmış bu inekler. Gelmiş karantinaya girmiş. Karantinadan sonra çiftliğe kazandırmış. Muhtemelen fire vermiştir. Belki 3 tane, 5 tane. Aradan da 2 yıl geçmiş. Bir şey diyemiyoruz yani. Fiyat bu. Dediğim gibi hani ben 80 bin lira bir ineğe veremem. Deyip de daha uygun yollu yok mu diyen varsa... Üç memeliler var. Onlardan alabilirsiniz. Şu an sağım yolundalar. Sağıma doğru gidiyorlar. Sıralarını bekliyorlar. %80'i şu anda sağlam durumda zaten. 17 tane 17 idi. 4-5 tane satıldı 3 memeli. 15 tane falan 3 memeli vardır. 3 memelilerden de ağır gebeler var. Mesela şu hayvan 3 memeli. Bakın mastit geçirmiş ama memesini taşıyamıyor. Görüyor musunuz? Her iddiasına girelim. Şu hayvan rahat 35 litre sağlıyor yani. Doğumdan sonra o memesi açılacak. Uygun fiyatı oldu size. 4 memeli inek. Yanında da buzağısı. Böyle yapabilirsiniz. Tutup da şunu önermiyorum size yani. Söylüyorum. Kasaplık. Görüyor musunuz? O da çok sütlü bir hayvan. Memesini taşıyamıyor mesela. Bir tane o var zaten kasaba gidecek olan. Onun da gebelik durumuna bakılacak. Muhtemelen gebe değildir diye tahmin ediyorum. Eğer gebe ise artık ne olur bilmiyorum onu. Bakın şöyle çekim yapayım. Yani ülkemizi böyle diyar diyar gezin. Yok hani diyorsunuz ki reklam yapıyorsun falan filan. Ya bize sürekli çiftlik sahiplerinden diyenler var. Gelin ineklerimi satın. Çiftlik sahibinin 5000 tane ineği var. Ayırmış 100 tane. Koşun buradan inek alın demiyoruz size. Bu mebali üstlenemeyiz biz. Evet bu biraz dolandırıcılık olur. Çünkü benim içime sinmeyen hiçbir şey ben size önermem. Buradan bir ücret alıyorsak ben bu reklamı da yapmak zorundayım. Ama içim rahat bir şekilde yapmak var. Bir de böyle burula burula ya bu vatandaşın var 5000 tane hayvanı da 100 tane ayırmış işe yaramazları satıyor. Bir de öyle reklam yapmak var. O yalancılık ve dolandırıcılığa girer. Buradaki görmüş olduğunuz bu sürü hepsi satılık.
Şu anda şeye gidiyorlar. Bakın şu birinci laktasyon mesela çok belli maşallah. Bacaklarını ayırdı, hayvan sağıma gidiyor. Kolay gelsin abi. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Yok daha ne olacak yani? Dediğim gibi. İçim çok rahat bir şekilde burada ben reklam yapıyorum. Öteki türlü olsaydı yapmazdım. Zaten geri çeviriyorum o teklifleri. Gidiyorum bakıyorum. Niye ayırdınız? İşte 15 litreden aşağıya süt verimleri. Genetikte bir bozukluk var. Sağılmayacak o hayvan belli. Onu ben size önermem. Yani beni tanıyanlar, bizi tanıyanlar iyi bilirler ki Samet sırf 3-5 kuruş para uğruna kişiliğini satmaz. Bunu bilin. Üstüne basa basa da söylüyorum. Biraz da canım sıkkın, kusura bakmayın. Kamerayı döndüreyim. Bilmem hatırlar mısınız? Trabzon'da koca memeli bir inek almıştık. Gebe düve. Çiftlikte doğum yapmıştı. Hala çiftlikte. Konya'ya gidecek demiştik. O inek mastit oldu mesela. Abim buraya gelmeden 2 gün önce aradı. Dedi Samet, bu inek mastit oldu. Hemen tabii ilaçladı falan. O inek satılmıştı. Konya'ya gidecekti. Telefonu kapatır kapatmaz. Bakın Allah kalbimi biliyor ya. Telefonu kapatır kapatmaz hemen ineğin sahibini aradım. Cengiz abi, buradan kendisine selam söylüyorum. Dedim abi, ineğin mastit geçirdi. Bizim sorumluluğumuzda. Ben o şekilde onu sana gönderemem. İlla göndermek istiyorsan gönderirim ama ben sana haber vereyim abi. Mastit geçirdi. İştahsız. Meme yatağında kızarıklık var. Abim video attı bana, anlattı derdini. Ona göre de Hakan Bey ilaç falan yazdı. Mastit geçirdi. Haber edeyim sana. İster para, ister paranı, ister buradan inek, istersen onu, sen nasıl istersen biz ona uyarız dedik abi. Buradan Konya'daki abimize inek göndereceğiz. O mastit geçiren gebe düve çiftlikte kalacak. Düzelirse satılacak. Düzelmezse kasaba verilecek. O şekilde değerlendirilecek. Yani biz böyle şunu açık açık söylüyorum. Şimdi belki dersiniz ki ya niye söylüyorsun? Düzeltip satarsın. Hayır. Bakın buraya sistem odasına gidiyoruz. Vatandaş diyor ki bana ömrü hayatında mastit geçirmemiş inek bulun. Biz küpenin numaralarını alıyoruz. Giriyoruz sisteme. Bakıyoruz. Mastit geçirdiyse geçirdi diyoruz. Ki bu çok önemli bir şey değil ki. Bir avantajdır aslında. Mastitle tanışmış inek çok hafif atlatıyor sonraki mastitleri. Ama gebe düveler genelde çok ağır atlatırlar. Çünkü hiç tanımıyor, bilmiyor mikrobu. Ona daha çok yüksek ateş verebiliyor. Neyse. Biz şeffafız arkadaşlar. Neyse o. Olduğu gibi yansıtmaya devam ediyoruz. Hayvanları. Çok şükür talep de var. Bu hayvanlar satılana kadar buradayız. Anlaşmamız öyle. Satıldıktan sonra evimize geri döneceğiz. Keyfimiz, konforumuz yerinde. Sağ olsunlar. Her şeyimiz dört dörtlük. Anlıyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz. Eve dön, geri dön. Bu da iş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkes evine bir ekmek getirmek için uğraşıyor. Biz de aynı. Madem sosyal medyaya girdik ve bir kitle oluşturduk orada sizler sayesinde. Bundan da insanlar tabii ki yararlanmak istiyor. Reklam yapılıyor burada. Bir sürü masraflar yapılıyor. Araba kiralandı. Bir sürü şeyler yani. Böyle anlatmakla bitmez. Bunun da hakkını vermek lazım değil mi? Hiçbir iş yarım bırakılamaz yani. Bir işe başladık, bitireceğiz. Evimize gideceğiz. Bu kadar. Ben bir çay içeyim içeride. Bugün Kocaeli'ne gidecek araç. Samsun'dan, Samsun bölgesine veya işte Çorum, Samsun hattı. Hayvan, buzağı, inek, gebe düve almak isteyen varsa arasın. Yakında 3-5 güne Samsun tarafına hayvan göndereceğiz. Buzağı, inek, düve ne olursa gönderim yapacağız.
İkinciyi görsünler. Güvenliği arttırdık arkadaşlar. Artık galoş fayda etmiyor. Çünkü gelen giden bayağı oluyor. Hem ilaçlı su, hem galoş, hem kıyafet, dezenfektanlar. Açayım mı? Sen geleceksin mi abi? He? Geleceksin mi? Geleyim. Sen bilirsin, ne bileyim. Şunu arabaya kiralığa koyar mısın? Hakan Bey açık mı araba? Samet aramızdaki ufak sadece saç. Aynen. Çekebilir miyim? Hacı amcalan birbirimize benzemiyor muyuz arkadaşlar? Ama sen daha nurlusun hocam. Yok fark et. Nur. O nurdan değil. Nur var. Tamam. Maşallah. Nurun yanında nur olur insan. Maşallah. Gidelim uzaklara bakma adam. Tamam gidelim. Abimiz buzağı almaya ailesinden geldi. Ablamız, amcamız inekleri de merak etti. Bir görelim dediler. İnekler de maşallah sanki podyuma çıktı burada. Kafaları görüyor musun? Sağımdan geliyorlar. Az önce sağıma gidiyorlardı. Bakın boyuna geliyor. Aha. Hakan Bey'in ineği de orada. Gidelim bakalım buzağları. Nedir, ne değildir diye. Maşallah şuna baksana. Bayağı besili. Gebe muhtemelen. Evet, buzakhaneye doğru gidiyoruz. Buzakhanedeyiz arkadaşlar. Abi buradan seçmişti. Oldu 3-4 gün seçeli. Eşi de bakıyor hayvanları. Biz onları yazmıştık şu numaralarını. Şşt bak sen edepsize bak. Bunlar dişi. Erkek yok burada. Maşallah. Şunun bacaklarına bak. Maşallah. Azalt yazıyor, azalt. Şimdi buzağları bindireceğiz araca. Arabayı tartıyorlar. Girişte çıkışta tartılıyor. Araba her girişte ilaçlanıyor. Bu arada kredili inek almak isteyen veya gebe düve almak isteyen, burası söylüyorum sürekli ağrı işletme, kredi çekerek veya işte 7 yıl var yani devlet teşvikli sesim gidiyor yavaş. Kredili de gebe düve inek alabilirsiniz. Birkaç kişi aldı. Bayağı da kolaymış. Buzağlar ineklerin bindiği yere gelmiyormuş arkadaşlar. Buradan bindiriliyormuş. Benim de telefonum çaldı. Bir Serin'e oturdum dedim konuşayım Serin'de. Belki bir saat geçmiştir arada. Onu kapattık başkası aradı. O ararken arkadan başkası aradı derken bir saati yedik. Hemen bir son kontrolleri sağlayalım Hakan Bey. Kullanmıyoruz ki açmamız gerekiyor. Nedir o? Geç kaldı. Yani. Hadi hayırlı olsun. Allah razı olsun. Yatıp yedim. Bir fark veririz Samet. Çıkar mı kar ama ya? Yok olmuyor. Basalım da Hakan Bey. Bas. Dur ben de yardım edeyim dur. Bas. Çekiliyor mu ya? Açılmaz ya. Açılmaz, bir şey olmaz. Zaten 25 km öteye gidecek.
Bir bakabilir miyim? Ya bunu tutsana. Şöyle mi? Çevireyim mi onu? Kızlar hadi güle güle. Maşallah ne güzel de yatak yapmışlar onları. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Hadi güle güle kızlar. Çok güzel oldu ya, çok sevdim. Geliyorum. Hayvan mı seçilecek? Anam anam anam. Kapıda bekleyin abi, yolda seçelim. Hadi hayırlı olsun abi. Abi bir buzağı verirsin bize ileride. Hadi güle güle. Şimdi hayvan seçilecek. Beni de herhalde güneş çarptı. Bir çizmelerde yakıyor adamı. Ay. Sütten çıkmış 20-25 tane buzağı var arkadaşlar. 2 aylık, 2,5 aylık değişiyor. 3 aylık var herhalde, bir 15-20 tane. Trabzon'a gidecek olanlar da var buradan tekrardan. Samsun'a şu anda hayvan seçilecek. Bakın Samsun'a hayvan gelecek. Samsun yol hattı veya yolun kenarından ben alırım diyecek olan varsa numaram videoda var. Her yerde var. Zaten birçoğunuz kaydettiniz beni. Arayın. Dün akşam ne güzel. Bak gitti Trabzon'a. Vatandaş yolun kenarından aldı ineğini. Onur'dan bahsediyorum. Buradan selam söylüyorum kendisine. Gebedüve olur. İnek olur. Buzağı olur. Hatta kuş bile var burada. Yavru kuşlar. Onları gönderebiliyor muyuz? Saka. He? Saka göndeririz. Göndeririz. Her 15 inek alana. Bir saka kuşu hediye mi? Bir saka kuşu. Ötüyorlar mı? Çok güzel. Gerçekten. Çok güzel. Onun da meraklısı farklı tabii. Şimdi Hakan Bey. Cengiz abinin 2 tane ineği var. Murat'ın 3-4 tane ineği var. Şimdi abi seçelim. Notları Barış'ın alalım. Var. Bir de Çaycumalı bir abimiz var. Tamam. Notları aldın zaten. Şimdi bunların şartları var mı? Nasıl bir şey? Gebe var abi. Şimdi şu anki çalışmayı Murat'a yapıyoruz. Bir tane 3 memeli. Murat'ı bir kaydedeyim abi. Ha, Murat şey. Samsun. İzin var ya, zengin dövizci hani. Abi, dolar basar. Almıştık onu. Ona 3 memeli yazmıştık burada. 959.500. Abi 950, o tamam. 3 memeli kalsın dedi. Bana 2 tane daha normal dedi. İnek koyun öyle dedi. Buzak almayayım. Onun yerine inek alayım dedi yani. 3 memeli alacak mı? Alacak. Tamam. Var ya ağır gebe bir 3 memeli. O ineğe bir bakalım. 968.734. 3 memeliler açılıyor mu doğumdan sonra? Açılan da olur. Bazıları açılıyor. Bazıları açılmıyor ama. Hı. Şimdi Hakan Bey de biliyordur. Hayvanın bir tane memesini kaybetmesi, süt verimini kaybettiği anlamına gelmiyor. O memeden kaybettiği verimi diğer 3 memeden zaten elde edebiliyorsun fazlasıyla. Bakıyorum listeye. Önemli olan 30 veya 3 memesini kaybetmemesi. He. Ercan abinin ve Barış'ın ineklerini seçtik. Daha doğrusu Murat var. Onun ineklerini de seçtik. De şimdi ya ilaç. Abi. Nasıl bir ilaçlama taktiğidir ya. Araba ve çevresini komple alıyor ya. Öyle bir sıkıntı var. Vallahi var. Ekşitiyor işte. Varıyor. Abi sen çok uzun ömürle bulacaksın ha. Bu lafımı unutma. Sürekli ilaçlanıyorsun burada. Evet. Sende mikrop yaşamaz. Arabayı yıkadılar. Alttan üstten. Kantara sokacağım bir daha abi. İsim neydi abi? Mustafa abi. Araba kantara girip çıkıyor. İlk tarafı
burada açık bir şey oluyor böyle. Kantara abi. İnekler hazırlandı. Gir gir, bir tart bakayım. Beraber. Tabi tabi, her hayvan alımında kantar. Usul neyse o. Tadını bile aldım yani, o kadar değil. Zararlı mıdır Hakan Bey? Siz doktorsunuz. Çok öldürür. Yani bir gün o da olacak diyorsun zaten. Ha bugün, ha yarın, hem. Her canlı ölümü tadacak sonuçta. Önemli olan öteki dünyada ne yapacağımız Hakan Bey. Buzak kaç kilo geldi biliyor musun? Kaç kilo? 250 kilo. Yok canım. 65 kilo tanesi. Gerçekten mi? Ha. O 2 aylık buzağlar. Kalanıyım da seni de tartmaz. Evet, 4 buzağı 260 kilo. 260 kilo. Yani 60 olsa 240 eder, 70. Maşallah. Bakın buzağı kilosunu da öğrenmiş olduk. Yani kaç aylık onlar? Mesela aklımızda mı bulunsun? 2 aylık. 2 aylık da. 2 aylık ya. 60 günlükler. 60, 65. Abi hayvan almaya daha geldi. Gelsinler. Kim o? Bilmiyorum. Herhalde münferit geldi. Aracını da aldı. Ben konum attıydım birine ama bu saatte gelmezdi ya. Şu an veremeyiz. Neyse. Bağlayan dışarı, yarın alır. Ya şimdi öyle bir durum var. Şu çiftliğin çalışma saatleri var arkadaşlar. Tamam. O bize gelmedi mi ya? Bugün de herhalde bir 5-6 kişiye konum atmışımdır. İkisi zaten İzmir'dendi. Kilogram göl yaptım adamın evi. 70 kilogram mı? Yani 70 kilometre. Ha, bir şey değil. Sabah. Yok, dün sabah. Ne bu sabah değil. Dün sabah Adana'ya gönderdiğimiz araç dönmüş de onu karıştırdık. O da kantara girecek şimdi boş haliyle. Şuradan şuracık ya kantar. O bile ilaçlanıyor arkadaşlar. Kantara girip çıkacak. Ne kadar titiz çalışıldığını siz de görüyorsunuz. Bak. Hayvanlar bindiriliyor. Ne ara bindirdiler? Çekseydim ya. Nasıl? Yetişemedim. Bir çekseydim. Elim usta. Ya çok bağlamadım onları sana. Ama bak sıkıntı yaşarsınız. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Daha güzel değil mi böyle ya? Daha rahat gidelim. Bence daha rahat gidelim. Güzel de nasıl indireceksin? Atacağım. He. Ben bile elektrikler alacak, ahırı bağlayacaklar. Şuradan bağlayacak. Stres yapmaz herhalde. Biri Barış, Barış'ın biri Ercan abinin. Normalde bir tane daha girecekti buna ama sevk yetişmedi. Bu da sonra yakaladı, artık ne yapalım. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet, sağ olsunlar, yine yardımcı oldular. Ben de gideyim artık. Aa, bunlar da gidiyor. Daha ne olsun. Ben de tamam işte. Bugün bayağı hayvan gönderdik. Barış'tan sonra Songul'a geleydi merkez. Çaycuma,
Beriköy. Sen Çaycı manyağı vardın mı? Zonguldak geçtin mi? Bu da, bu da şey, ha bu ne? Bu da Çaycı manyağı, Zonguldak. Zonguldak merkeze kadar gideceksin. Yoğun bir gün geçirdik arkadaşlar. Gel Mikail abi. Cebrail abi. Karıştırıyorum hepsini ya. Sıkıntı yok ya. Ya hepsi bizden olsun da. Yerine göre Cebrail'iz, yerine göre. Evet. Cebrail abi de hayvancılık yapmak istiyor arkadaşlar. İnşallah. Hayali. İnşallah. Allah herkesin nasip etsin. Zaten çok tecrübeli bir arkadaşımız, abimiz. Tırnak, özellikle tırnak yapımında herkes seni gösteriyor. Böyle depodayız şu anda. Videoyu da bitireyim. Bir kafeye gidip hesap kitap yapacağız. Ne yaptık, tamam, ne ettik, kaç hayvan gönderdik. Onlara bakacağız. Sonra devam edeceğiz. Cebrail abiyle de bir gün geçirmek diye bir video çekeceğim arkadaşlar. Bakayım. Tırnak her gün yapıyorsun. Her gün yapıyorsun. Her gün belli saatte. Beni konuk eder misin videoya? Her zaman başımızın üstünde yiyor ama bekleriz. Tamam, teşekkür ediyorum. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.